Siz de Çaycuma Belediye Başkanı olarak duruma tabii ki el atacaksınız ama biz isterseniz en başa gidelim. Sezon başında takıma sahip çıkılmadı mı değerli başkanım? İyi akşamlar, iyi yayınlar Sağ olun. diliyorum. Belki bilmeyenler vardı. Ben 2014 yılında belediye başkanı oldum. Evet. Adaylığım sırasında ve daha sonrasında hep şunu söyledim. Ben dedim belediye başkanı olarak spor altyapısı için hizmetler yapacağım. Ama sporcularımızın, kulüplerimizin cari harcamalarını Çaycuma'nın halkı karşılayacak diye böyle bir vaazda bulunduk, bir başlangıç beyanında bulunduk ve bunu da bugüne kadar sürdürdük. Ama buna rağmen de eksik, noksan bir şey varsa da bugüne kadar hep belediye olarak arkasında durduk ve bunları karşıladık. Bu sezon başına geldiğimizde kulübü bu yeni başkana borçsuz teslim ettik. Yani kulübün geçen seneden kalan ne kadar borcu varsa belediye olarak üstlendik, ödedik. Yani her ne kadar cari harcamalarına katılmak istemiyoruz desek de kulübümüzü hatta diğer kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ama bu defa Tabii ki. bu defa bir yani neden geldiği, nasıl geldiği, niçin geldiği belli olmayan bir başkan adayı çıktı Ağustos ayında. Ki o zamana kadar da Çaycuma'dan bir kulübe bir talip yoktu. Mevcut yönetim de yani bunu herhalde devretmek istiyordu ki bu arkadaşa kulübü verdiler. O da çok geçmeden işte istemediğimiz olaylar oldu. Maalesef Çaycuma Spor'un hatta spor camiası, futbol camiasında hiç yaşamadığı örneği olmayan üzücü olaylar oldu. Hala devam ediyor. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz diyorum Yarın mahkeme var herhalde değerli başkanım. Kaan Bey. Evet, şimdi zaten bu yönetim şu anda müstafi durumda. Evet. Bütün üyeler istifa etmiş vaziyette. Bununla ilgili bir dava açıldı. Sanıyorum kayyum talebi var. Evet. Yani biz gelişmeleri izliyoruz. Duruma göre tabii ki takımımızın, kulübümüzün yanında olacağız. Zaten Zonguldak Sporumuzun eski kaptanı Suat kardeşimizi ben zaten başından beri işe aldım. Ona belediye bünyesinde ücret veriyoruz ve spor akademisi diye çocuklarımızı yetiştirmek üzere Evet. bir kulüp kurduk. Zaten iyi ki de yapmışız. Bu çocuklar olmasa Çaycuma Spor bu başkanın bu tutumu yüzünden maçlara da hiç çıkamayacaktı. Evet. Çocuklarımızı, gençlerimizi sahaya çıkardılar. Orada yetişen ama tabii çok gençler. Ama en azından Çaycuma Spor sahalarda sahaya çıkamaz duruma düşmedi. Buna da şükrediyoruz. Evet ama işin ilginci şöyle bir şey var başkanım. Bu mevcut başkan mevcut antrenörlerin sözleşmelerini bile noter kanalıyla iptal talebinde bulunmuş. Ve aynı zamanda başkanı olduğu kulübü şikayet etmiş. Bu saçma, bizim için saçma. Başkası ne düşünüyor? Bu saçma tutum için ne düşünüyorsunuz? Ya bu ya olacak bir şey değil. Yani çok tuhaf, çok acı, çok üzücü. Yani onu tarif edecek bir şey bulamıyorum. Yani Evet. bu Bu böyle bir şey camiaya olabilir mi? zarar veriyor bu. Yani bir kulüp başkanı kendi takımının sahaya çıkamaması için böyle bir şey yapabilir mi? Yani bu ama yani bu kamuoyunun artık bilmiyorum kamuoyu bunu takdir edecek, değerlendirecek. Son bir şey sorup diğer hocalarıma söz vereceğim. Değerli başkanım, şimdi Ereğli'de Ereğli Belediye Başkanı yıllardır şöyle bir sistem oturtmuştur. Belediye Spor Kulübü'nün başkanı kendisidir. İkinci başkan yapar genelde. Bütün her şeye ama ona başkanlık değil ikinci başkanlığı verir. Yani aslında denetim merci olarak kulüp başkanı olarak hep yıllardır Halil Pospik burada yapar. Ve ikinci başkan olarak belirlediği iş adamını ya da sponsoru ya da bir başkasını der ki kulüp senin çevir. Ola ki durumda müdahale edebilmek için kendisi kulüp başkanıdır. Sizdeki sistem şöyle. Şu an kulübü resmen devir alamıyorsunuz. Çünkü kulüp başkanı siz Biz değilsiniz. Yani böyle bir boşluk oluştu. Sizce bundan sonra
Ola ki çay cumayı tekrardan emin ellere teslim edildi. Kulübün başkanı olup ikinci başkanlık unvanını yapmak isteyenlere vermek gibi. Yani bu belediyedeki, Ereğli Belediyesi'ndeki sistemi siz de denemeyi düşündünüz mü? Şimdi benim anlayışım farklı. Ben demin ilk başta söylediğim gibi benim belediye olarak yapacağım şey spor altyapısını oluşturmak. Evet. Tesis oluşturmak, insanların spor yapmasını sağlamak. Spor kulüpleri onun sevdalıları tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet ve evet. Elbette onların da yanında olacak. Çağcuma'da başka kulüplerin tabii ki Çağcuma Spor Amiral Gemimiz. Ben hiçbir zaman bir kulübün başına geçip onun asıl yöneticisi olmayı düşünmedim. Evet. Aynı zamanda da bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Belediyeler halkın kaynaklarını sadece belli bir amaç için kullanmalarını doğru bulmuyorum. Evet. Yani sporla ilgili futbol dünyada bir fenomen. Yani bunu herkes biliyor, kabul kimse ediyor. Kimse inkar edemez. Evet. Yani elbette ben de bir izleyicisiyim yıllardan beri. Ama yani o işe gönül verenler de bu işin ellerinin altına sıkıntılar, sorumluluk alacaklar. Evet. Yani belediye, yani şimdi şöyle bakıyorum ben, hani belediye altın kulübü bütün masrafları yapsın, paraları harcasın, biz de keyfini sürelim. Yani bu haksız bir durum. Yani bu kabul edilemez ki. Ya bunu yapanlar da yanlış yapar bence. Evet. Ya bakıyorum ben de birçok yerde belediye spor diye geçiyor. Ama biz halkımızın bu kıt kaynaklarını bu şekilde harcamamız doğru değil. Evet. Bu işe gönül verenler, bu işin sevdalıları bu işe emek verecekler, uğraşacaklar, çabalayacaklar. Ama benim temeldeki arzum şu, bakın biz kapalı turizmamızı yaptık. Bölgemizde hiçbir belediyenin Ereğli'de dahil böyle bir faaliyeti yok. 12 ay faaliyette bulunan ve 12 ayda açık kalan, suyu ısıtılmış bir spor merkezi, yüzme havuzu olan bir spor merkezini biz faaliyete geçirdik. Her alanda yüzme başta olmak üzere ben sporcu yetişmesini istiyorum. Spor altyapısına yatırımlar yaptık, halı sahalarımızda hep belediye olarak yaptık. Ben diyorum ki buradan sizin vasıtanızda lütfen herkes, yani sadece Çağcumalılar değil, gönül verdikleri spor için biraz fedakarlık yapsınlar diyorum. Evet. Şimdi değerli başkanım, spor yorumcumuz, aynı zamanda da Alaplı Belediye Spor Kulüp Müdürü Ali Ünlü. Kendisi bir size sorusu var, o şey yapacak. Buyur Ali Hocam. Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben özellikle Enes Başkan'ın ilk çıkışı ben yapmıştım. Enes Başkan bu programa gelip konuk olmuştu. Çok yalan söylediğini, çok şeyi palavra olduğunu ona yazmıştım. Sonra da programda da dile getirmiştim, kanıtlamıştım evrakta sahtecilik yaptığını, sahte lisans çıkarttığını. Ondan sonra zaten başladı, yavaş yavaş dökülmeye başladı bazı olaylar. Ben bu başkanın Çağcuma Spor başarısı için değil, kendi reklam ve çıkarları için oraya geldiğini tahmin ediyorum. Ediyordum zaten, gerçek oldu. Ve size yaptığı bir siyasi kanalda yaptığı size yorumunda tepki göstermiştim. Hiçbir başkan görev yaptığı kulübünün o ilçenin belediye başkanına, kaymakamına hakaret edemez. Özellikle belediye başkanına hakaret edemez. Seçilmiş bir başkana hakaret etmek ona hiç yakışmamıştı. Şimdi de bu şeyleri size yıkmaya çalışıyor. Ben bunu esefle kınıyorum, terbiyesizlik olarak görüyorum. Ayrıca başkanım, sizin anlatmak istediğiniz şeyi ben net anladım. Diyorsunuz ki ben belediye olarak altyapı hazırlarım, yatacak yerlerini, spor yapacak imkanlarını hazırlarım. Ama yönetimin dışarıdan iş adamlarının olmasını gerekli söylüyorsunuz. Yani gönül verenlerden olmasını söylüyorsunuz. Gerekli desteği ben belediye olarak ancak şey yaparım, malzemeye, tesise, altyapı yaparım diyorsunuz. Bu da farklı bir bakış açısı, sosyal demokrat bir bakış açısı. Onu da takdir etmek lazım. Herkesin kendine göre bir pilav yiyişi var. Bu da sizin özellikle çalışma sisteminiz. Bunu kimse eleştiremez. Ama bence burada artık olaya el koymanız lazım. Çünkü Çağcuma Spor eğer bu lisanslar iptal olursa hocaların küme düşme pozisyonuna giriyor. Koskoca asılıp biçilerin küme düşmesi hiç kimseye şey yapmaz başkanım. Buradan sizin bir büyüklük yapıp, bir birlikte çalıştay yapıp, iyi bir yönetimle beraber Çağcuma'yı ikinci yarı bu kalan maçlarında bambaşka bir Çağcuma seyretmek istiyoruz. Sizden de bunu bekliyoruz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söylediniz. Size de katılıyorum. Aynen söylediğiniz gibi olması lazım. Ama burada
Yani bir şeyin altını çizmek lazım. Bu adam buraya paraşütten gelmedi. Bu adamın buraya gelmesine, bu olayların oluşmasına maalesef yine bizim Çağcuma kamuoyu sebebi buldu. Yani bayram değil, seyran değil. Eniştemi niye öptü demiş. Yani bir hiç alakası olmayan bir insanın gelip de Çağcuma Spor'a talip olması ve bunun Çağcuma spor camiasına kabul edilmesi zaten hatanın büyüğüydü. Yani ben burada sadece bu saçmalıkları yapan kişiye değil, yani hani gurur fakat dinle derler, gurur fakat dinle derler. Burada da bizim spor camiamızın çok büyük bir eksikliği var, yanlışlığı var, kolaycılığı var. Kolaycılık daha ağır basıyor. Yani öyle her ben para veriyorum diyen insana dediğiniz gibi bu güzide kulübün teslim edilmesi iyi bir şey değil. Ama şunu da söyleyeyim, şu anda bile hala bu kadar büyük bir faciadan sonra bile çıkıp da biz buradayız demiyorlar. Ama ben buradan sizin varsınız diye şunu da yine söylemiş olayım. Biz Çağcuma Spor'u hiçbir şekilde öyle kendi kaderine bırakmayız, bunu söyleyeyim. Çok güzel, çok teşekkürler. Size de yakışan olur başkanım. Evet, başkanım son soru olarak değerli bir diğer yorumcumuz, aynı zamanda antrenör ve Karadeniz Spor Kulüp Başkanı Muhsin Aydın yorumcumuz. Onun size sorusu olacak. Kendisine veriyorum sözü. Sayın Başkanım, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Başkanım, bu Enes Eser'den kurtulmamız için bir an önce gerekli çalışmaları yaparsanız, gerçekten Çaycuma Spor'u seviyoruz. Sizleri de seviyoruz. Çaycuma Spor'un iyi şeylerle anılmasını istiyoruz Sayın Başkanım. Yani bunları dışarıdan gelenlere bırakmayın bu takımı. Lütfen rica ediyoruz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu çağrımızın Çağcuma Spor camiasına olmasını arzu ederim. Ben zaten belediye başkanı olarak usulunuzlara geliyorum. Bugüne kadar bir zorlukla ben bu kulübe hep sahip çıktım. Borçlarımı ödedim. Gereken her türlü desteği verdim. Ve çok daha güzel şeyler de yapmayı istiyorum ama Çağcuma halkı, bakın Çağcuma'da 50 tane fabrikası olan organ sanayi bölgesi var. Çağcuma halkı biraz silkinmesi gerekiyor. Yani burada asıl arızayı bulup onu düzeltmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum.